Güneş gözlükleri artık yazın kullanılan aksesuarlar olmaktan çıktı. Kışsa dahil 4 mevsim modern insanın vazgeçilmezi haline geldi. Peki güneş gözlüklerini neye göre seçmeliyiz? Püf noktaları nelerdir? İşin uzmanından öğrendik. Her şeyde olduğu gibi gözlüğün modası da her yıl değişiyor. Erkekler ve kadınların günlük hayatında güneş ve gözleri arasına gözlükler giriyor. 2019 yılında bakalım hangi modeller moda olacak. Yanımda konuğum Hakan Sam var. Kendisi gözlük gurusu. Hakan Bey, neden gözlük gurusu? 2009 yılında dedim ki ben bir blog yazayım, öğrencilere de örnek olayım. Acaba ne konuda yazarım? Düşündüm. Benim gözlük bilgim çok fazla aileden dolayı. O zaman dedim hadi ben bir blog başlayayım. İşte Türkiye'de satılmayan gözlük markaları, gözlük nasıl seçilir, gözlüğün materyalleri, gözlüğün lensleri falan filan derken bayağı detaylı bilgi içeren bir blog yazmaya başladım. Sağ olun, sizler keşfettiniz ve yavaş yavaş benden röportajlar yapılmaya başlandı. İşte o röportajların bir tanesine bana gözlük gurusu dendi. O gün bugün gözlük gurusuyum. Sosyal medyada bu kadar tanınır hale gelmeniz nasıl oldu? Dünyada da olduğu gibi gözlük Türkiye'de de çok fazla tüketiliyor ve çok fazla hayranı var. Dolayısıyla konu bu olunca, bu konuda da bir guru ortaya çıkınca tabii bayağı bir ilgi oldu. Bir de ben bu ilgiye babamın senelerce sakladığı vintage gözlük koleksiyonu da kattım. Yavaş yavaş onları sergilemeye başladım. Ve dolayısıyla daha da fazla tanınmışlık geldi. Yazları gözlükler vazgeçilmezimiz. Kış aylarında da son zamanlar kullanılmaya başlandı. Bu görsel olarak mı iyi yoksa sağlığımız açısından gözlüğün önemi nedir? Güneş kışın da var. Şimdi biz güneş gözlüğü diyoruz ama yazdan dolayı sanki onu bir tek yazın kullanacağımız gibi bir fikir aklımıza geliyor. Ama bu son derece yanlış çünkü kışın güneş hala orada duruyor. Bulutlar olsa da ultraviyole hala geçiyor. Üstelik bir de kar yağdığı zaman onlar yerden yansıyor. Bu sefer biz yaza göre iki kat ultraviyoleye ve güneş ışığına maruz kalmış oluyoruz. Dolayısıyla özellikle kış aylarında, hele bir de güneş varsa, kesinlikle güneş gözlüğü takılması gerekiyor. Eğer sonbahar aylarındaysak, hani güneş çok gözükmüyorsa unutmayalım ki hala ultraviyole geçiyor. Çok koyu gözlükler takmasak da açık lensli, ultraviyole korumalı güneş gözlüklerini mutlaka sağlık açısından zaten takmak gerekiyor. Korumalı gözlük ne demek? Şimdi gözlükte birkaç faktör var tabii. Bunlardan bir tanesi bizde en çok karıştırılan şey lens rengi. Şimdi hangi marka alırsanız alın, eğer açık lensli güneş gözlüğü alırsanız, ya yani açık lensli dedim, açık sarı, açık mavi, açık yeşil. Bunlar tabii ki güneşe karşı gözün hassasiyetini korumaz. Biraz bunları evimize perde alıyor gibi düşünelim. Çok güneş giren eve eğer açık renk bir tür alırsanız o güneş gene girmeye devam eder. Gerçek gözlükler gerçekten fiyatları çok pahalı. İmitasyonlar çok uygun. Peki bunun muadili yok mudur? Muadili tabii ki var. Yani bağımsız tasarımcılar var her şeyden önce. Yani ille bir marka güneş gözlüğü almaya da gerek yok. Çok güzel vintage gözlükler var. Ki son bunlar, dönemlerde oldukça moda. Evet ve bunlar sadece birer ikişer tane oluyor zaten piyasada. Yani daha özgün oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında ben yani trend gözükmek ya da cool gözükmek için çok fazla para harcanması gerektiğini düşünmeyenlerdenim. Peki yüz şeklimizin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunlar dışında başka ayrıntılar nelerdir? Şöyle, şimdi insanlar birbirleriyle tanıştıktan 4-5 saniye içerisinde birbirleri hakkında fikir sahibi oluyorlar. Gözlük de o yüzden çok önemli. Yani bu yüzden de gözlüğü sadece yüz tipine göre bakıp tavsiye etmek bana biraz yanlış geliyor çünkü çok fazla etkenler var. Bunlardan birincisi, karşıya nasıl bir imaj vermek istiyorsunuz? İlk bir ona karar vermek lazım. Çünkü gözlüğü gözümüze taşıdığımız için gözlük bizim imajımız hakkında 3-5 saniye içerisinde fikir veriyor karşı tarafa. Çoğu zaman ben şunu da duyuyorum, işte bana hiç gözlük yakışmıyor. Bu çok yanlış. Çünkü dediğim gibi gözlüğün bedenleri var.
Yani sizin yüz ölçünüze göre doğru bedeni taktığınızda aslında gözlük 3 aşağı 5 yukarı güzel duracaktır. Peki 2019 yılında hangi modeller moda olacak? 2019 senesinde benim yurt dışı fuarlardan gördüğüm kadarıyla bir kere devasa gözlükler var. Bayağı büyük, asetat yani halk dilinde kemik diye tabir ettiğimiz. Gözlüklerin ama bayağı büyükleri ve çok ilgi çekici modeller var. Bir de bunun tam aksi çok küçücük, burun ucu kullanılan, eskilerde böyle yakın gözlüğü dediğimiz. Evet. Gözlükler burun ucunda ve... Şöyle gözlüklerin üstünden bakıyor. Aynen öyle ve bu sene o trend de devam ediyor. Bunun yanı sıra da gözümde görmüş olduğunuz gibi büyük metal gözlüklerin büyük size'ları oldukça hem erkek hem kadın takılıyor. Bir de modelden daha ziyade 2 senedir gözlükte açık lens yani açık renkli lens modası var. Bu da bu sene tam gaz gidiyor. Ancak tekrar ben izleyenleri de uyarmak istiyorum. Açık renkli gözlükleri lütfen sabah ve akşam saatlerine takınız. Parlak güneşte açık renk gözlüklerle güneşe bakmayınız. Çünkü açık renkli gözlükler ışığı geçirirler ve özellikle hanımefendiler gözümüzü kıstığımız için kırışıklıkları yol açar. Dolayısıyla hani sezon trendleri ama biraz da zamanla ve gününe göre kullanmak lazım. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bilgilerden. Hakan Sandan gözlüğe dair tüm bilgileri aldık. Şimdi de gelin hep birlikte birazcık mağazayı gezelim.